Aynı yere gitmeyin ayıp. Sen memurlara git. Kızım sen de Makbule Hanım'a. Hadi bakayım. Bırak gitsinler. Biz de baş başa kalırız. Bir televizyon bile alamadık. Alırız. Şu borcu bir ödeyelim. Ayıp. Cilveden bile anlamıyorsun. Bazı filmler vardır. Oyuncusunu, yönetmenini, müziğini ve hatta her şeyini geride bırakır, öne çıkar. Yıllar geçtikçe bir tek filmin ismi kalır akıllarda. Bazen de oyuncu tüm bunları aşar ve filmden önce duyurur ismini. İşte Kemal Sunal bu isimlerden biridir. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük oyuncu ve komedyenlerinden olan Kemal Sunal, beyaz perdeye yeni bir soluk getirmiş ve Kemal Sunal filmleri olarak anılan bir dönemi de adeta zihinlere yerleştirmiştir. Kimi zaman Abdi ya da Şakir, kimi zaman da Şaban olarak çıkmıştır karşımıza. Ancak Türk halkı onu ilk kez İnek Şaban olarak izlemiş, sonraki filmlerinde ise Şaban olarak benimsemiştir. O son yıllarında bu isimden uzaklaşmak istese de Türk izleyicisi onu hep bu isimle sevmiştir. ...1944 yılının soğuk bir Kasım sabahı doğar Kemal Sunal. Annesi Saime Sultan'ın ilk çocuğudur. Babası Mustafa Sunal, Malatya'dan gurbete yola çıkmış ve ekmek parasını kazanmak üzere Eminönü'ne bağlı Küçük Pazar semtine yerleşmiştir. Küçük Pazar o yıllarda hayatın olabildiğince doğal aktığı renkli bir mekandır. Manavın, bakkalın, komşunun çocuğunun, seyyar satıcının, kısaca herkesin mizahla donandığı bir semt köşesidir. Kemal'in daha sonra Cemil ve Cengiz isminde iki erkek kardeşi daha dünyaya gelir. Hayat zordur, ancak baba Mustafa Sunal kazandığı parayla evi geçindirmesini bilir. Biz eski anneler bilmedik ki ne işin içine kapandık da acaba. Acaba neydi bilmiyorum tabii. İkinci Cemil olunca, 2-3 yaşındaydı herhalde. 3 yaşında tam yoktu. Geldi benim yanımda Cemil'i görünce kaçtı odadan dışarı. Ve bir hafta sonra sarılık oldu. O kadar işine kapalıktı. Yani sıkıntısından, üzüntüsünden. Belirtmiyordu. Bir şeyi belirseydi, keşke çocuklarla kavga etseydi da o kadar kapalı olmasaydı. Kemal Sunal pek sesi soluğu çıkmayan sakin bir çocuktur. Mimar Sinan İlkokulu'nu bitirdikten sonra meşhur Vefa Lisesi'ne yazılır. Vefa Lisesi o yıllarda çok renkli bir okuldur. Okulun bir tiyatro bölümü vardır ve bu bölüm oldukça faaldir. İşte tam da o yıllarda filizlenir Kemal Sunal'ın oyunculuk aşkı. Sessiz sakin yapısı onun bir özelliğini öne çıkarır. Kemal çok iyi bir gözlemcidir ve her gördüğünü çok iyi taklit eder. Üstelik yetiştiği Küçük Pazar semti ona müthiş imkanlar sunmuştur. Ezilmişliği de, mizahı da burada gözlemler Kemal Sunal.
Vefa ve Küçük Pazar semtleri onu adeta yoğurur. Ancak Vefa Lisesi'ndeki ilk yılları pek de parlak değildir Kemal Sunal'ın. 1956 yılında henüz daha orta birinci sınıftayken sınıfta kalır. Ancak 1961 yılında lise 1'e geçer. Düşe kalka geçen yıllar ona mizah dolu bir okul yaşantısı sunar. Okulda yaptığı komik hareket ve taklitlerle herkesin ilgi odağı olur. Okulun tiyatro bölümündedir ve artık kendi çapında ünlü bir şahsiyettir. Yine de bu şöhret ona derslerinde başarı sağlamaz. Öyle ki 5 Edebiyat A'da okuduğu yıl 19 dersten 11'inden kalır. Kemal Sunal tam 11 yılda ancak 1968 yılında mezun olabilecektir Vefa Lisesi'nden. Derslere pek kafası basmazdı, çalışmazdı yani. İçinden çalışmak da gelmiyordu zaten dersi. Zoraki. Hatta öyle olurdu ki bazen yani artık sınıfta kalacak, hocayla giderdi. Ya hocam ben yine kalıyorum bu senede, bana işte 4 numara vermezsen ben bir daha okumayacağım, bırakacağım. Zaten seneye şey yapacağım, dışarıdan gireceğim imtihanlara filan. Hocayı razı ederdi, o 4 numarayı alır, o dersten geçerdi mesela. Ama çalışıp da onu vereyim yok. Ya kopya çekerek ya da hocayı razı ederek o dersten geçme tercihiydi onun. Ancak her şeye rağmen okulun felsefe öğretmeni Belkıs Balkır, Kemal Sunal'daki yeteneği görür. Onu Müşfik Kenter'le tanıştırır ve akabinde Kenter Tiyatrosu'nda küçük rollerde sahne almasını sağlar. Kemal Sunal profesyonel olmuştur artık. Ardından Ulvi Uras Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu ve sonunda Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu, Kemal Sunal için hayatının dönüm noktası olur. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ahmet Gülhan gibi usta oyuncuların yanında küçük rollerde oynamaktadır ancak izleyici onu her gördüğünde gülmekten kendini alamaz. Bir gün ünlü yönetmen Ertem Eğilmez onu tiyatroda izler ve ondaki ışığı fark eder. Çok iyi bir gözlemci ve oyuncu koçu olan usta yönetmen Kemal Sunal'ı bir filminde oynatmak üzere sete davet eder. Her sahnede Kemal'in çıktığı o gülme sahnesinde salon har diye gidiyor. Ya Kemal diyordu ki ya bir tuhaflık olmasın. Birinde her matinede geliyordu o sahne, saatini ezberlemişti. Beni alıyordu, sinemaya giriyorduk. O sinemada insanlar har diye gidiyor. En sonunda işte Ertem de oradan keşfetti, çıkardı. Hocam, evet. Arkadaşlarım namına size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Nedir? Gidelim buradan hocam. Sus! Gitme lafını ağzına alanı takımdan kovarım. Kemal Sunal'ın ilk filmi 1972 yılında çekilen Tatlı Dillim'dir. Burada Tarık Akan'ın basketbolcu arkadaşını canlandırır. Ertem Eğilmez uzun boyundan ötürü ona bu rolü vermiştir. Sahnesi kısadır ancak filmdeki etkisi oldukça dikkat çekicidir. Zira izleyici sinemada ne zaman onu görse kahkahaya boğulur. Usta yönetmen de bu durumdan etkilenmiştir. Bu defa onu Canım Kardeşim adlı filminde oynatır. Müziği ve dramatik yapısıyla dikkat çeken filmde Kemal Sunal yine kısa rolüne rağmen Kayseri şivesiyle çok başarılı bir karakter çizer. Küçük Pazar ve Vefa semtlerinde öğrendiği hayatı, fiziki yapısı, gülüşü ve mimikleriyle adeta beyaz perdeye taşır. Ertem Eğilmez'in bir sonraki filmi Mavi Boncuk'tur. Usta yönetmen, 1974 yılında çektiği filmde Tarık Akan, Emel Sayın, Münir Özkul, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın yanında yine Kemal Sunal'ı oynatır. Ancak bu defa herkese eşit rol vermiştir. Böylece Kemal Sunal ilk kez bu filmle izleyiciyle bu kadar yakınlaşabilmiştir. En önden başladı. Sen bu lafı söyle, sen bu lafı söyle, sen bu lafı söyle. Kemal'e gelince laf bitti. Oğlum sen de burada gülersin dedi. Yani bir şey yapmış olsun diye. Anladın, sen de burada gülersin dedi. İyi peki.
Kemal de orada güldü. Başkası olsa böyle olmaz dediğim şundan. Ertem abi bütün yaptığı filmleri seyrederdi. Bakardı ne var, nerede ne yaptık falan filan. Gittik filmi seyrediyoruz o hafta başında. O sahne geldi. Kemal güldü. Bütün sinema yıkıldı gülmekten. Yani birinci film Tatlı Dillim bitti. İkinci filmle beraber Kemal sinemada bizim çok önümüzdeydi. Hiç kimse inkar etmez. Biz hep beraberdik, tamam tabii beraberdik. Bütün başarılara beraber imza attık elbette. Ama Kemal farklı bir yerdeydi. Kemal artık sinemanın büyük starıydı. Bizler iyi oyunculardık belki. Stardık da belki kendi çapımızda ama o ulusal star diyeceğim, sinemanın bir numaralı starı diyeceğim konumda olmadık hiçbirimiz. Sadece Kemal oldu. Ana polis var. Hadi geçin. Geçin. Bizi çağırıyor. Durun. Belli etmeyin. Gülün. Ertem Eğilmez yönetmenliği kadar ticari bakış açısı da geniş olan bir yönetmendir. İyi gözlemlediği sinema izleyicisinin nelere güldüğünü, nelere ağladığını çok iyi bilir. Filmlerine adapte ettiği Kayseri şivesi çok tutmuştur. Bunu sürdürmek ve para kazanmak ister. İşte Salak Milyoner böyle ortaya çıkar. Ardından da Köyden indim Şehire'yi çeker. Kemal Sunal bu iki filmde Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe ile birlikte müthiş bir performans sergiler. Üstelik onun yanına ilk kez bir kadın oyuncu eklenmiştir. Meral Zeren, Türk insanının en çok güldüğü bu filmlerde Kemal Sunal'a eşlik eder. İlk gülüşünü bana anlattılar. Bak dediler, bir ağzını açacak bir gülüşü var, kocaman ağzı var böyle. Hadi canım dedim ben de. Bak bak dediler, geldi işte dediler, gördüm dediler. Bak dediler, şimdi bir gülsün dediler. Hakikaten bir güldü böyle kocaman ağzı falan. Çok enteresan, değişik gelmişti bana. Zaten ilk onun mimiklerinden kanıksanan tarafı da gülüşüydü. Aynı yıl ona ilk kez bir başrol verilir. Bu defa yönetmen Atıf Yılmaz'dır. Atıf Yılmaz aynı sihri yakalamak için Salako'yu çeker. Peşinden yine farklı bir yönetmenle, Zeki Ökten'le, Hanzo ve Şaşkın Damat'ta oynar. Kemal Sunal bu filmlerde başroldür ancak Ertem Eğilmez filmlerindeki başarısından uzaktır. Hanzo! 1975 yılı Türk sinema tarihinde olduğu kadar Kemal Sunal sinemasında da parlak bir yıl olarak tarihe geçer. Zira Ertem Eğilmez, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı eserini kendi bakış açısıyla sinemaya uyarlar. Uzun yıllar bir efsane olarak anılacak filmde Kemal Sunal artık başrolde değildir. Çünkü Ertem Eğilmez bütün rolleri yine eşit olarak paylaştırmıştır. Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'dan oluşan ana kadronun yanında yan karakterleri gazete ilanıyla seçmiştir usta yönetmen. Herkesin renkli okul yılları olması fikrinden yola çıkan Ertem Eğilmez, film müziği ve doğal mizahıyla müthiş bir sinerji yakalamış ve izleyiciyi sinemaya çekmeyi başarmıştır. Ancak bu filmin Kemal Sunal açısından en büyük özelliği, isminin daha sonraki yıllarda İnek Şaban ya da Şaban olarak anılacak olmasıdır. En önemlisi montafon cinsidir. Bir de kırım ineği vardır. 27 kilo süt verir. Çok kıymetlidir bu inekler. 1976 yılı Kemal Sunal sinemasının da değişim yılı olmuştur. O yıl rol aldığı 6 filmde 5 ayrı yönetmenle çalışarak bir anlamda kendi performansında arayışlara yönelmiştir. Süt Kardeşler ve Hababam Sınıfı Uyanıyor da Ertem Eğilmez, Tosun Paşa'da Kartal Tibet, Sahte Kabadayı'da Natuk Baytan, Meraklı Köfteci'de Ergin Orbey ve Kapıcılar Kralı'nda Zeki Ökten. Özellikle Kapıcılar Kralı filminde Kemal Sunal ilk kez saf karakterden öteye çıkarak uyanık ve zeki bir başka karakteri canlandırmıştır. Bu sayede o yılki Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır. Alsın başına çalsın dedi. Ver bakayım şunları. Kemal Sunal artık tüm yönetmenlerin çalışmak istediği bir oyuncu olmuştu. Liseyi tam 11 yılda bitiren haylaz öğrenci gitmiş, yerine
oynadığı her filmde harikalar yaratan ve şöhret basamaklarını bir bir atlayan bir adam gelmişti. Kendi deyimiyle at suratı, gülüşü ve oyunculuğu ona Türk halkının daha yıllarca çok güleceği bir şöhret verecekti. Kemal tabii ki önce bir surat. Kameranın onu sevmesi gerekiyor o suratı. Yani seyircinin kabul etmesi gerekiyor. Ve böyle bir surat Ender. Bir Fernandel de vardı, bir de Kemal Sunal'dı. Vermiyor musun şimdi parayı? He? Ben de. 1977 ve 1978 Kemal Sunal filmlerinin yeni bir ekol başlattığı yıllardır. Yönetmen Natuk Baytan'la çalışması Türk izleyicisine farklı tarzda filmler sunacaktır. Natuk Baytan, çekim tekniği ve kullandığı absürt mizahıyla diğer yönetmenlerden ayrılmaktadır. Şaban karakterini saf ama kurnaz bir karakter haline getirir ve biraz şans, biraz da cesaretle karşısına koyduğu kötü adamların en büyük düşmanı yapar. Şaban her filminde kötüleri mizahi bir dille yenmekte ve halkın kahramanı olmaktadır. Üstelik Natuk Baytan, Gecekondu, Kara Borsa ve Yokluk gibi o yılların toplumsal yaralarını hakkıyla beyaz perdeye yansıtmaktadır. İşte bu özellik Kemal Sunal'ı ilk filmlerindeki Şaban karakterinden çıkartır ve bir kahraman Şaban haline getirir. Ve kahraman Şaban'ı da izleyici çok sever. Aynı yıllarda başka yönetmenlerle de çalışır Kemal Sunal. Özellikle Zeki Ökten'le çektiği Çöpçüler Kralı geniş kadrosuyla dikkat çeker. Ardından Kibar Feyzo gelir. Daha önce de yönetmen Atıf Yılmaz'la çalışmıştır ancak film hiç bu kadar başarılı olamamıştır. Filmin en belirgin özelliği politik duruşudur. Zira film bu duruşuyla sol görüşü desteklemektedir. Kemal Sunal, sağ-sol olaylarının ayyuka çıktığı o dönemde zaman zaman politik filmlerde oynasa da izleyici onu hiçbir zaman bir kulvara koymaz. Yani sağcısı da, solcusu da ona çok güler ve bağrına basar. O değişimi seyircisini de kabul ettiriyor. Çünkü seyirci niye gidiyor Kemal Sunal filmine? Gülmek için, eğlenmek için. Ama o gülmek, eğlenmek bölümleri içinde birden karşısına toplumsal bir sorun çıkıyor. Artık o seyrettiği şey bir eğlence değil. Yani onu o sorun üzerinde durmaya, o sorunu düşünmeye iten bir şeydir. Ne oluyor? Yağ mı dağıtıyorlar burada? Ne yağı? Baksana şurada bomba var. 1979 yılı Kemal Sunal için absürt komedi filmlerinin devamı şeklinde geçecektir. Natuk Baytan'la çektikleri Korkusuz Korkak yine izleyiciyi güldürmeyi başarır. Ancak ülke artık bir darbeye doğru gitmektedir. İşte bu yıllarda usta oyuncu, yönetmen Kartal Tibet'le de çalışmaya başlar. Mülayim, kiradan vazgeçtim, kıyma canına. Seni üzdüğüm için intihar etmek istiyorsun. Ben bombanın patlamadığına üzülüyorum. Bu bombada işi yok. Umudumuz Şaban ve Şark Bülbülü filmleri izleyiciyi güldüren ancak toplumsal yaralara da işaret eden filmler olarak tarihe geçecektir. 1980 darbesi her şeyi etkilediği gibi Kemal Sunal filmlerini de etkileyecektir. O günlerde yönetmen ve oyuncuların bir kısmı sansüre takılır, yapımcılarsa mimli isimlerle çalışmak istemez. Sanatçılar artık yurt dışına kaçmaya başlamışlardır. Bu durumdan belki de en sağlam Kemal Sunal çıkmayı başarır. Kaçın! Kaçalım! Kovboylar kaçmaz. Çünkü o zaman zaman politik filmlerde oynasa da kutuplaşmadan ve etkinliklerden her zaman uzak kalmıştır. Zaten Kemal Sunal diğer komedyenlere göre çok farklıdır. O sadece işiyle evi arasında bir hayat kurmuş, filmlerinin aksine çok az gülen, az ve öz konuşan, sade yaşamayı seven bir kişiliğe sahiptir. Gül'le bir imparatorluk kurdular. İki kişilik bir imparatorluk. Sonra oğlu oldu, kızı oldu. Ve onların hayatı ondan sonra o dört kişilik imparatorluk hikayesi içinde geçti. Gene arkadaşları vardı ama hiçbir zaman o tiyatro dönemindeki kadar coşkulu ve kalabalıklar içinde olmayı haz etmedi.
Kemal Sunal 80'li yıllarda ekonomik sıkıntıların, yasakların ve tek düzeliğin getirdiği ortamda belki de en çok rol alan oyuncudur. 70'lere oranla çekilen filmlerin kalitesi ciddi anlamda düşmüştür ancak o her şeye rağmen Türk insanını güldürmektedir. Gol Kralı, Devlet Kuşu, Davaro, Üçkağıtçı, Kanlı Nigar, Yedi Bela Hüsnü gibi filmler piyasada en çok iş yapan filmlerdir. 1983 ve daha sonraki yıllarda Kemal Sunal filmlerinde genelde yönetmen Kartal Tibet etkisi görülür. Yıllarca oyunculuk yapan Kartal Tibet, Kemal Sunal'la toplam 26 film çekmiştir. En Büyük Şaban, Çarıklı Milyoner, Şabaniye, Orta Direk Şaban, Sosyete Şaban, Şendul Şaban, Şaban Papucu Yarım, Keriz, Katma Değer Şaban ve Gurbetçi Şaban. Kartal Tibet hemen her filminde Kemal Sunal ismiyle anılan Şaban karakterinden filmler üretmiştir. Ancak 1985 yılında çektiği Gurbetçi Şaban, Kemal Sunal'ın Şaban rolünü oynadığı son filmdir. Zira sanatçı artık üzerine yapışan Şaban karakterinden sıkılmıştır. Bütün toplar ateş! Daha hızlı kürek çekin! Daha hızlı kürek çekin! Turgut Reis, iskeleden hücum! Murat Reis, sancaktan hücum! 1986 yılında Kemal Sunal, Deli Deli Küpeli adlı uyarlama bir filmde oynar. Tımarhaneden kaçıp bir kasabada rastlantı sonucu kaymakam olan bir delinin hikayesini anlatan film, o yılların Türkiye'sinde etkili bir siyasi taşlama olarak izleyicinin karşısına çıkar. Bu her anlamda başarılı bir filmdir. Daha sonra rol aldığı filmler pek vasatı geçemez. Kemal Sunal 1980'li yılları genelde vasat filmlerle geçirir. 1970'li yıllarda çevirdiği her film neredeyse efsane olmuştur ancak son filmleri bunu hiçbir zaman yakalayamaz. 1988 yılında oynadığı Polizei ve Düttürü Dünya kalitesi ve anlatımıyla diğer filmlerden bir pırlanta gibi ayrılsa da 1970'li yılların klasik olmuş filmlerine hiçbir zaman yaklaşamaz. Ve ardından Talih Kuşu, Gülen Adam, Abuk Sabuk Bir Film ve Var Yemez gelir. 1991 yılında oynadığı Var Yemez, Kemal Sunal'ın bir nevi jübilesi olmuştur. ...1990'lı yılların başı artık özel televizyon kanallarının da piyasayı renklendireceği yıllar olacaktır. Zira televizyon izleyicisi kimsenin tahmin edemediği bir şey yapar ve Kemal Sunal filmlerini zirveye taşır. Artık o yıllarda reyting almak Kemal Sunal filmlerinden geçmektedir. Aa, ne tesadüf Bahçavuşum. Ne oluyor, harp mi var? İşte o yıllarda usta aktör düşük kalitede çekilmiş televizyon dizileriyle tanışır. 8 yıl boyunca Baykamber, Şaban ile Şirin ve Şaban Askerde gibi dizilerde oynar. Beni terk etme Adem. Kemal Sunal'ın aradığı taze kan 1999 yılında ayağına gelir. Yönetmen Sinan Çetin çekeceği Propaganda adlı film için usta aktöre teklif götürür. Kabul ettiği bu film onun son filmi olacaktır. Film kimi zaman mizahi, kimi zaman da dramatik sahneleriyle oldukça başarılı olur. Ancak filmin en belirgin özelliği Kemal Sunal'ın ilk kez değişen sinemasıdır. Bir komedinin içinde dram vardır, dramın içinde komedi vardır. Yani siz muz kabuğuna basıp düşerseniz sizin diziniz acır, kanar ama öteki de güler. Yani böyle bir şey bence Kemal oynayabilir. Çünkü Kemal'e kasket taktığında köylü olurdu, frak giydirdiğinde Avrupalı olurdu. Kemal Sunal sinemaya tekrar bomba gibi geri dönmüştür. Bu defa Balalayka adlı filmde oynayacaktır. Ancak çekimler için Trabzon'a gitmesi gerekir. Uçak korkusu vardır ve o hep karayolunu kullanmıştır o güne kadar. Belki de Milenyum'da bunu aşmak ister ancak aşamaz. Kemal Sunal, uçak henüz kalkmadan kalp krizi geçirir ve 2000 yılının 3 Temmuz'unda henüz 56 yaşındayken hayatını kaybeder. Bu beklenmedik ölüm
Türk izleyicisinde derin bir keder bırakır. Türkiye'yi yıllardır güldüren adam artık yoktur. Ve biliyor musunuz ki etraftakileri üzmesin, etraftakilere alay konusu olmasın, ta bilmem cehennemin bir ucuna kadar otobüslerle motobüslerle gitmek sıkıntısında birilerini bırakmasın diye zorladı da kendini bindi o uçağa. İmkanı yok. Binmezdi kardeşim. Müthiş özlüyoruz. Yani sürekli de rüyama sürekli giriyor yani. Yani ben çok etkileniyorum. Biz televizyon açıp filmini izleyemiyoruz. Yani annem de ben de. Görmek istemiyoruz yani. Gördüğümüz zaman çok aşırı bir duygulanma oluyor. Müthiş bir duygulanma oluyor. Çünkü hayatımız sürekli beraber birlikte geçti. Çok özledim. Bazı böyle televizyonda böyle görün, bakmak istiyorum. Aa yok, bakıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Yok çünkü, yok. Aslı Kemal hayatı ciddiye alıyormuş. Ben de şimdi farkına vardım. Hayatta ciddiye alınacak bir şey zaten. Kemal Sunal, setteki disiplini, gerçek yaşamındaki soğukluğu ve belli etmediği insancılığı, ailesine olan düşkünlüğü, az ama öz konuşması ve dürüstlüğüyle şahsına münhasır bir kişilikti. Onu eleştirenler dahi filmlerinde kendini gülmekten alamazdı. Tüm Türkiye onu çok sevdi. Filmleri özel televizyon kanallarında bir dönem neredeyse her gün yayınlandı. Belki yaşasaydı birçok başyapıta da imza atacaktı ama olmadı. Yeri hiçbir zaman dolmadı.